Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklandı. Yanardağ'ın tutuklanması siyasette birinci gündem başlığı oldu. CHP lideri tutukluluğa itiraz edince MHP liderinden ihanetin serbestliği olmaz açıklaması geldi. Terör örgütü propagandası yapma suçundan mahkemeye sevk edilmişti. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu itiraz edince siyasette yeni bir polemikte başladı. Bizim gündemimizde öyle bir konu yok. İhanetin serbestliği olmaz. Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'la ilgili yaptığı açıklamalar sonrası tutuklandı. Kılıçdaroğlu montaj ve algı yönetimi vurgusuyla yanlıştan derhal dönülmeli. Yanardağ serbest bırakılmalı çağrısı yaptı. Kim vatan hainliği yapıyorsa elbette ki kanununda hesabını, hukukun da hesabını verecektir. CHP liderinin o çağrısına AK Parti cephesinden de tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da Öcalan terör suçlusudur, binlerce şehidimizin kanı elinde olan bir katildir paylaşım yaptı. Yanardağ'ın sözlerinin ifade özgürlüğü olmadığını vurguladı. Onun 4-5 dakikası montajlanmış, cımbızlanmış hali sosyal medyada dolaşıyor. Yanardağ'ın avukatları montajlı videolar üzerinden karar verildi derken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır açıklaması geldi.